Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil. Bugün yeni bir dev stream özet videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün 89. dev stream'i özetleyeceğiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. İlk önce başlayalım. Şimdi 10-16'dan neyimiz var? Bakalım. Ha, 10-16. Gerçi oraya eşitlememiz gerek yok da göstermiyorlar. Mesela şimdi bir infest şeyleri kaynakları eventlerdeki kaynaklar gezegenin kaynakları olacak. Mesela Porit suikast oluyor. Başka kaynaklar çıkıyor, o yüzden mesela Mars'ta çıkıyor. Mars'ta oluyor görev. Ama oradan morfik gelmiyor. Onu düzeltiyorlar. Infestlerden kendine ait şeyler çıkacak. Yani kaynaklar çıkacak ya da tam tersi, yani sadece gezegenin kaynakları çıkacak. Yani orayı tam şey demedim. O ikisinden biri olacak yani. 35-24'te bakalım. 35-24. Ha. Dünya, gezegen demek istesiniz artık. Orasının rework'ü var. Yani dünyaya rework diyorlar. Yeni çimen, yeni aydınlatma ve benzeri şeyler getirecek. Yani yeni çimen dedim de çimen yoktu zaten. Pardon, Dying'daki çimenler uzuyor artık. Yani çimen yoktu. Çimen geliyor, sonra bu eski bu nasıl desem eski oyuncuların hatırlayacağı bir şey. Dünyayı böyle biraz daha güzel şey diyorlar, yani atmosferini hallediyorlar. Müziklerinde de bir, biraz oynama yapacaklar, yani dö 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 müzik çalın. Sakin bir şeyler çalabilir biliyorum da. Şöyle şuralarda çimen olması lazım. Çimene girecektim. Heh. Görüyorsunuz şöyle çimenler falan. Aa, bakın çimen efekti. Böyle yeni çimen geldi. Böyle boyunuz kadar çimenler var. Görüyorsunuz. Böyle dünyayı rework ettiler. Hatta burada da olması lazım. Bir dakika, neredesin? Aynı yeri gösteriyor. Tamam. Şimdi neremiz var? Equinox karakterimize, Warframe'imize yeni bir miğfer geliyor. Onu da bir gösterelim. 22 15 Equinox'ın yeni miğferi. Gösterin bakalım. Gördüğünüz gibi Equinox'ın yeni miğferi. Boynuz olacak iki tane. Yani hangi modu geçersiniz artık o şekilde gözükecek. Hatta şurada da bir resim olması lazım. Ha. Şöyle. Böyle gözüküyor. Böyle iki boynuzlu olacak. İki boynuzlu. Anime karakterlerindeki bir şeyler gibi. Sonra ayrıldığı sürece, yani ayrıldığında böyle iki boynuz mu ayrılınca bir boynuz mu ortaya geçecek. Yani ortaya sabitlenmiş. Şurada görüyorsunuz. Sabitlenmiş şekilde ortada oluyor. Tamam. İki maksimum efendim. 23 kilo. 23-45. 23-45. Klandaki eylemleri gösteren ve hangi araştırmanın olup ya da nelere ihtiyacı var onları gösteren bir panelimiz geliyor. Yönetici paneli tarzı bir şey. Ama bunu tek biz değil, başka yani üyeler de görebiliyor ya da başkaları da görebiliyor, yani bizim klanın bilgilerine bakanlar. Sonra 41-33. 41-33'te bu bir soru soruluyor oyunculardan. Diyorlar ki bizim hani bu Griner Kavat skin'i geldi de acaba bu başlı Kavat skin'i gelecek mi diyorlar. Yani şu Kavat'ın skin'ini getirmeyi düşünüyor musunuz? Feral Kavat. Başlı Kavat skin'ini getirmeyi düşünüyor musunuz diye sordular. Bizimkilerin de cevabı, ya neden olmasın? O da dedi tabi tabi kesin olur dedi. Yani büyük bir ihtimalle gelmeyi düşünülüyor. Bakalım. 43-46. 43-46. Evet. Rebecca'nın şeylerine geçelim. Evet.
gördüğünüz gibi araştırma yapıyoruz. Araştırma yaptığımız zaman bazen istediğimiz olmuyor. İstediğimiz olamıyor her zaman. Bir araştırmaya başlıyoruz. Aa, bir dakika, ben bunu yapmayacaktım ya da ben bunu satacaktım mesela. Bir Prime'e başlattın. Lan ben bunu satacaktım, niye yapma başlattın? Ya da başka bir şey, mesela ben bunu yapmayacaktım. Yani yapmak istemediğiniz şeyleri başladıktan sonra yanındaki çarpı işaretiyle cancel iptal edeceksiniz ve kaynaklarınız geri gelecek size. Ve kullandığınız şemalar. Ve bunun yanı sıra, oha, tam diyeceğim şeyi söyleyeceğim unuttum. Neyse. Araştırma tamam. 35.07'de gösterecek pek bir şey yok aslında. Oraya not aldım dinlerken, kendim fark ettim. Soruyorlar bu yeni bir, yani tenojen skinlerin azı PlayStation'da, bilgisayarda daha fazla var. Ne yapacaksınız bu konuda diyorlar ve bizimkiler de diyor ki evet, 15 tane bizde mevcut olan skinlerden, tenojen skinlerinden PlayStation'a ve Xbox'a, konsola ekleyeceğiz. Bunu da böyle belirtiyorlar. 45-22'de 45-22 Bard'ın alternatif kaskı var arkadaşlar. Şurada görebileceğiniz üzere. Şöyle bir şey, bir kask. Düz bir kask. Bunda böyle trompet, davul çalan dın 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 şapkası varken ya da şey, koro lideri şapkası varken diğerinde daha düzgün bir şapkası var. Yani şey var, kaskı. Şurada da yakın görünüşü var zaten. Gördüğünüz gibi böyle bir kask geliyor. Yani arkasında da melodi var. 48.04'te ise bakalım. Bu arada değil. Ha. Şurada alabiliyordum sesim. Bu da. Bunu açamayacağım sesini. Burada gördüğünüz gibi bir Bard'ın oyuna girmeden önce bu müziklerini ayarlama şeyimiz olacak. Panelimiz olacak. Orada müzikle istediğimiz gibi şarkı yapıp ya da şarkı yükleyip yapabileceğiz. Başkalarının şarkılarını kullanabileceğiz. Kendi şarkımızı kullanabileceğiz. Orada melodiye, bası ve arka plan seslerini ayarlayabileceğiz. Sonra buradaki gördüğünüz panellerden de basarak burada tın çıkmasını falan ya da ses çıkmasını ayarlayacağız. Sonra korpus, bard, tenor, tarzı, yani ne bileyim, greener, sentinel falan, onları daha getirirler de adamların yine platinyum kazanma şeyi, ses paketleri. Bu ses paketleri de mesela tenoda normal bluetooth şeyi, ondan sonra korpusları ya öyle, o tarz şeyler işte şey yapacaklar, 50 plata satacaklar. Bununla sıralamasıyla müzikler çıkacak. Zaten sıralamasıyla kastım, birinci yeteneğin şeyi koyuyorsun, ikinci yeteneğin, orada 3 tane zaten şey var, o da 3 yeteneğin şeyi. Birinci zaten bu, birinci yetenek, ikinci yetenek, üçüncü yetenek, dördüncü yetenek. Diğer yetenek zaten şeyin, şimdi söyleyeceğim onun ne olduğunu. Spoiler olmasın. 53-43 53-40 53-40 53-40 Bard'ımızın bir topu var. Yani o açıda değil. Disco topu gibi bir topumuz var. Gördüğünüz gibi böyle ama ilk önce onun yaptığı şeyi göstermem lazım. Skill atıyoruz. Ondan sonra Bard topunu çıkarıyor. Çıkar topunu. Topu çıkarıyor ve top skill'i tutup bizim yanımıza getiriyor. Skill'i kafasında böyle taşıyor. Ve topta bildiğimiz greener topu var ya, bu yuvarlak yuvarlak dönen. İşte o topun etrafında disco müziği çalan tarzı versiyonu. Hacklenmiş versiyonu denilebilir. Hani bu Steel Meridian'daki Spectre diyebiliriz. Sonra 51.30'da ise bir yeni bir özelliğimiz daha var. Biliyorsunuz ki evet, yaptı. Gördünüz. Şimdi ışık yok.
ekiliyor. Işık. Işıklandırma sistemi geliyor bu şey için. Fotoğraf çekme yeri vardı. Önceki dev stream'i izleyerek onu haberdar olabilirsiniz. Fotoğraf kabini adlı modunda ışık şey geliyor. Yani 3 tane ışık şeyimiz var. Isık bulunumuz var. Yani lambamız var. O lambaları koyuyoruz. Uçuyor mesela. Noclip'te gidiyorsun. İstediğin yere koyuyorsun. Nereye vuracağını, nasıl yapacağını, hangi renkten vuracağını falan ayarlıyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Böyle rengini falan ayarlıyor. Ya da ne kadar parlak olup ne kadar şey olacağını ya da rengi reverse edeceğini. Bu çok iyi olacak bence. Bu photo booth şeyiyle baya bir wallpaper ya da tarzı şeyler çok çıkacak bence. Evet. Operation Pacifism klan Operation Pacifism klan defect görevi de geldi. Bu da klan görevi. Normalde kişisel ödüller de veriyor size ama klandaki bunu klanca puan üzerinde tutarsanız bileyim mesela diyelim Hayalet klan için 25 puan, Shadow gölge için 75 puan, Storm için 225 puan, Mountain şey için Dağ için 675 puan, Ay için de 2025 puan toplamanız lazım terakota olanı için. Bronz olanı için da farklı, silver, gold olanın içinde farklı farklı şeyleri var. Bunlar klanda sınırlı sürede dekorasyon olarak koyabileceğiniz trofiler. Yani klanınızda koyup da bundan sonra klanınıza gelenler diyecek ki ha bak bunlar bu görevi yapmış diyecekler. Bunlar da tahminen klandaki bizim diğer elemanlarla puanlarımızın toplamıyla çıkan ortaya çıkan şey. Ve gördüğünüz gibi bizim klanda Shadow ya da Mountain olması lazım, hatırlamıyorum tamam mı? Daha değil, Shadow ya da Storm olması lazım. Nasıl bizim anlattık. Konsept milli olayımız var. Oyuncuların fikirleriyle bir yakın dövüş silahı çıkacak. Bu da zaten öncelerden yakın dövüş silahı bir konsept olmuştu. Silva Aegis zaten bir oyuncu Silver Bones adlı arkadaşımızın hazırlamış olduğu bir fikirdi. Ve gördüğünüz gibi böyle bir çizimiyle yolladı. Ve oyuna eklediler. Eğer çiziminiz iyiyse ve fikirleriniz varsa da çizerek resmini çekin. Ondan sonra nasıl yaradığını falan, ne işe yaradığını falan yazın. Forumda şey edebilirsiniz. Forumda paylaşabilirsiniz. Beğenilirse. Hatta gerekirse biz de bir şey deriz. Yani buradaki tuşla basıp yukarı çıkıp dikkatini çekmediği için hallederiz. Burada bir Sentient, Cronen tarzı şeyler falan getirmişler. Bunları da eğer şey yapmayacaksınız, kendi projeniz yoksa da bunlara oy vererek hangisinin gelmesini istediğinizi söyleyebilirsiniz. Orada bayağı bir şey görüyorum. Anime kılıçlarını falan eklemişler. Buradan Warframe'in normal sitesine gelip burada zaten görüyorsunuz. Bir blueprint şeyi var. Onu tıklayıp girebilirsiniz. Sonra Hammond Charger şeyi gelecekti biliyorsunuz. Update'i gelecekti. Hammond Kubrow yani. Infested Kubrow. Infested Kubrow'u infestedlaştırma işlemlerini 2 hafta içerisinde tamamlayacaklar, hazır olacak. Evet, devstream özet ve yorum videomuzdan bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like butonuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Ve yorumlarda herhangi görüşünüzü belirtip yani tartışabiliriz, dertleşebiliriz. Ve son olarak kanala abone olarak yanındaki çan şeyine basarak da onunla birlikte kanala gelen videoları anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve